Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinden bahsedeceğim. İyi seyirler. Amerikalı bir psikolog olan Abraham Maslow, 1943 yılında kendi yapmış olduğu bir çalışmayı yayınladı. Bu çalışma, kendi adını taşıyan Maslow teorisi ya da Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi olarak adlandırıldı. Piramit şeklinde resmedilen Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi, bir insan psikolojisi teorisidir. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi 5 ana kategoriden oluşur. Bu 5 ana kategorinin adları sırasıyla fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, sosyal ihtiyaçlar, değer verilme ve saygınlık ihtiyacı, kendini gerçekleştirmedir. Piramit şeklinde resmedilen bu 5 ana kategorinin en altında fizyolojik ihtiyaçlar, en üstünde de kendini gerçekleştirme vardır. Peki Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki 5 ana kategori neleri kapsar? Demin de bahsetmiş olduğum gibi piramit şeklinde resmedilen bu 5 ana kategorinin en altında fizyolojik ihtiyaçlar vardır. Nefes alma, uyku, yemek, su gibi ihtiyaçlar fizyolojik ihtiyaçların içerisinde yer alır. Kısacası bir insanın hayatta kalıp yaşamını sürdürebilmesi için ihtiyacı olan en temel ihtiyaçlar fizyolojik ihtiyaçlardır. Fizyolojik ihtiyaçların bir üst basamağında güvenlik ihtiyacı vardır. Mülkiyet hakkı, sağlık, aile, iş gibi ihtiyaçlar güvenlik ihtiyacının içerisinde yer alır. Güvenlik ihtiyacı kısaca insanın dış faktörlerden kaynaklı tehlikelere karşı korunma ihtiyacıdır. Güvenlik ihtiyacının bir üst basamağında sosyal ihtiyaçlar vardır. Bu kategorinin içerisinde arkadaşlık, cinsel mahremiyet, aile gibi ihtiyaçlar vardır. Sosyal ihtiyaçlar kısacası insanın kabul görme ve sosyal yaşam gibi ihtiyaçlarını kapsar. Sosyal ihtiyaçların bir üst basamağında değer verilme ve saygınlık ihtiyacı vardır. Bu kategorinin içerisinde özgüven, başarı, başkalarına saygı gösterme ve başkalarından saygı görme gibi ihtiyaçlar vardır. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en üst basamağında kendini gerçekleştirme vardır. Bu kategorinin içerisine yaratıcı, ön yargısız, problem çözücü, doğruları kabul etme gibi özellikler vardır. Kendini gerçekleştirme, insanın bir işi başarıyla tamamlaması, yaratıcılığı ve kendisini geliştirmesidir. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki bahsetmiş olduğum bu 5 ana kategori birbirleriyle bağlantılıdır. İnsan, piramidin en altındaki temel ihtiyaçlarını karşılayarak bir üst basamaktaki ihtiyaçlarını karşılayabilir hale gelir. En üst basamaktaki kendini gerçekleştirmeye ulaştığında ise insan bütün ihtiyaçlarını karşılamış olur ve kendini gerçekleştirebilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.